Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Mikro Orijinal yayından hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında yamuk konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 1'in çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD yamuk verilmiş, 80 verilmiş. Bunlar birbirine paralel değil mi? Evet, o zaman direkt Z'den dolayı buradaki açıda 80 derecedir. Bunlar 40-40 yapar. Bu bir ikizkenar üçgen verilmiş. İkizkenar üçgenin tepe açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart, 140 2'ye böl. Taban açıları da 70'er derece olur. X ile 70'in toplamı ne olacak? 180 değil mi? Evet. Böylelikle X'i kaç buluruz? 110 derece olarak buluruz. Yani cevap Ceyhan oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. Evet, D doğrusu E ve F noktalarını da kesmekteymiş. Böyle bir şey verilmiş. Değerlerinden hangileri olabilir diye soruluyor. Neresi? Orta taban uzunluğu. Şekilde yamukların orta taban uzunlukları, pardon. O zaman büyük yamukta bir orta taban uzunluğunu çizecek olursak. Şu eşit, şu eşit. Bak, bir burada yamuk oluştu, bir burada yamuk oluştu, bir de büyükte yamuk oluştu. Hocam şuradaki yamuktaki orta taban uzunluğu 12 bölü 2'den 6 çıktı burası. Sonra buradaki yamuktaki orta tabandan dolayı 6 artı 4 10 bölü 2'den 5 çıktı burası. 6 olabilir, 5 olabilir. 6, 5 daha büyük yamuğun orta taban oluyor. O zaman 11 de olabilir. Yani cevap ne yaptı o zaman? 1, 2, 3 yaptı. Cevap E-Dremit oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. Hem açılar hem kenarlar için içine girince ne yapıyorduk? Paralel kenar oluşturuyorduk. Hemen paralel kenarımızı oluşturduk şurada. O zaman ne oldu? 4 ise 4. Paralel kenar ya, karşılıklı kenarlar paralel. 65 ise burası da 65 çıkar. Ve 50'yi kullanmam lazım. 50, 65. Buraya da ne kalıyor? 65 kalıyor. X kenar üçgen çıktı burada. Yani burası da 7 oldu. O zaman X de tamamı X. 7 artı 4. Yani 11 yapar. Cevap Akçay oldu 3. soruda. Geldik 4'e. Yamukta açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik ve orta taban üzerinde kesiyordu. Dik ve orta taban üzerinde. Bunlar birbirine paralel ya. Sen şimdi tam bu orta taban üzerindeki noktadan paralel çizsen bu paralelin üstünden geçecek. Bu orta taban olmasını unutmayalım. Bir de 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü. Hemen eşitliği koyduk. Yani burası 5, burası 5. O zaman burası da 5 olacak. Dikkat et, bu bizim orta tabanımız. Orta taban uzunluğu da ikisinin toplamının yarısı. 13 artı 5 18 bölü 2'den 9 yapacak. Yani x artı 5 eşittir 9 ise x'i böylelikle 4 olarak buluruz. Yani cevap Balıkesir oldu 4. soruda. Geldik 5'e. Bir dik yamuk. Dik yamukta ne yapıyorduk? Alan isteniyor. Yüksekliği bulmamız lazım. Şöyle bir dikdörtgen oluşturuyorduk. Oluşturduk dikdörtgeni. 4 ise burası da 4. 6 kaldı. Dikdörtgenden dolayı bak burası 90. Yani burada bir dik üçgen çıktı. 6, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. 8 ise burası da 8 olacaktır. Yamuğun alanı ister dikdörtgen artı üçgenden gidin, ister alt taban artı üst taban 14. Çarp yükseklik 8 bölü 2. O da kaç çıkıyor? 56 çıkıyor. Yani 5. soru Ceyhan oldu. Geldik 6'ya. ABK 9 verilmiş. DKC'ye de 4 olarak verilmiş. Şimdi böyle bir soruyu daha öncesinde yapmıştım. Bu sefer şu yoldan yapayım. Yamukta yanaklar birbirine eşitti. Şu özelliği hatırlatmak için. Çünkü bazı sorularda, özel sorularda karşımıza çıkabiliyordu. AA oldu. Bir de dörtgende karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşitti. A çarpı A neye eşit olacak? 4 çarpı 9'a eşit olacak. A kare 36'dan A'yı kaç buluruz? 6 buluruz. A6 ise bizden ne isteniyor? Alan ABCD. Yani hepsinin toplamı isteniyor. Hadi toplayalım bakalım. 9, 6, 4 ve 6'nın toplamı isteniyor. 19, 25 mi yapıyor? Evet, topladığımız zaman 25 yapıyor. Yani 6. soru Denizli oldu. Geldik 7. soruya. Şimdi şurada bir oran var. Ve oranı nasıl kullanıyorduk arkadaşlar? Hop, şöyle içeri paralel çizdik. Özel durum çıkarsa, özel durum orta taban ya da kelebek. Özel durum çıktı, orta taban çıktı. O zaman bu mantıklı. Çıkmasaydı dışarı doğru uzatacaktık. Hocam 90 var burada. 90'dan kenar ortay çizilmiş oldu burada. O zaman 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem şey oluşturdu. Bak, şu bizim orta taban çizgisiydi. Orta tabanda şu ikisinin toplamının yarısı değil miydi? Yani 14 bölü 2'den 7 olur. O zaman burası da 7. Burası da 7. Toplamda kaç yapar? 14 yapar. 7. soru E-Dremit oldu. Geldik 8'e. ABCD ve BFC ikizkenar yamukları ile oluşturulan düzlemsel şekilde alfa kaç derecedir diye soruluyor. Evet, alfa soruluyor. Eş, bunlar ikizkenar yamukları değil mi? Yok, ikizkenar yamuk eş değilmiş, pardon. İkizkenar yamukta şu taban açıları birbirine eşitti. Yani 60 ise burası da 60. 70 ise burası da 70. Hocam 60 ise burası 180'e tamamlayan da 120'dir. 70 ise burası da 180'e tamamlayan da 110'dur. Hocam şuradaki 360 değil mi tam açı olduğundan dolayı? Alfa artı 120 artı 110 eşittir 360 derece olduğundan. Alfayı da böylelikle 130 derece olarak buluruz. Yani cevap Ceyhan çıktı 8. soruda. Geldik 9'a. İkizkenar yamuk. İki tekniğimiz vardı uzunluk sorularında. Ya köşegen çiziyorduk ya da dikmeler. Şu dikmeleri çizince bakalım güzel bir şey çıkıyor mu? Ki çıkıyor genelde büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, şu dikmeleri çizince bu dikmelerin özelliği neydi? Hocam şu parçaların birbirine eşit olması.
Yukarısı 3 ise aşağısı da 3. Dikdörtgenden x ise burası da x. E hocam tamamı 8'di. 5 kaldı. E hocam burası da 5 olacak o zaman. A tamamı 7. 5 artı x eşittir 7 ise o zaman x'i kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Evet cevap 2 çıktı. Nerede? 9. soru Akçay oldu. Geldik ona. Şöyle bir katlama var yamukta. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit, değil mi? Hocam üst üste binen kenarlar şunlar. Bir de bunlar. Bir de üst üste binen açılar şunlar. Aa burada paralellik var, açıortaylık var. Z'den dolayı burası da nokta açısı yaptı mı? Yaptı. Bir de üst üste binen açıların birbirine eşitliğinden burası da nokta açısı yaptı mı? Kesinlikle yaptı. Şimdi burada ne yapacağız peki hocam? Bak noktaya nokta. Burada da bir ikizkenarlık yok mu? Var. Çizgi dediğim çift çizgi oldu aslında. Burası da çift çizgi oldu. Tamam. Şimdi ne yapacağız? 6'yı 8'i kullanalım. 6, 8, 10 üçgeni. Hocam şurayısı. Yani ben şu dik üçgene yoğunlaştım şimdi. Aa hocam dik üçgende 90'dan kenarortay değil de 90 var. Eşit eşit. Muhteşem üçten ne eksik? İşte tam burası eksik değil mi? Evet. Bizden yamuğun çevresi isteniyor. Yani çift çizgi dediğimiz uzunluğu 5 bulduk. E o zaman 5, 5, 5, 5. A, B, C, D yamuğun çevresi 10, 15, 20, 26 mı yapıyor topladığımız zaman? Evet 26 yapıyor. Cevap böylelikle Denizli oldu. 10. soru. Da. Geldik 11'e. Aşağıda bariyerin 2 eş parçası 20 santimetre. Arkadaş dikkat et, 2 eş parçası. Bunlar 10-10 olmaz mı? Evet. Bariyer açıldığında da yine aynı bariyer olduğu için, eş yapı olduğu için bunlar da 10-10 mu oldu? Evet. Açtığım zaman 60 derecelik açı yapmış. Eyvallah. Oluşan yamuğun alanı nedir diye soruluyor. Ve dikkat et. Sen açmadan önce şu iki bariyerin şuradaki uzunluğu 20 değil mi? Bak buradaki de aynı eş yapıyı kullanıyoruz. Burası da 20. Yani şunun tamamı 20. E ne yapacağız hocam? İkizkenar yamukta ne yapıyorsak onu yapacağız. Hocam ikizkenar yamuk bu. Niye? Sen bunu 10 kaldırdın, bunu da 10 kaldırdın. Aynı açıyla kaldırdın daha doğrusu. 60 derece kaldırdın. O zaman bu da aynı yükseklikte. Bu da aynı yükseklikte. Bu çizilen zemine paralel olmaz mı? Olur. Ya da şöyle diyebilirsin. Hocam şuradan bir dik çizsek. Şuradan da bir dik çizsek. Şöyle 30-60-90'ın mantığını kullanmak için. 90'ın karşısı 10 ise 30'ın karşısı 5'tir. O zaman buraya kaç kaldı? 5 kök 3 kaldı. Aynı şekilde burası da 5. Burası da 5 kök 3 mü oldu? Evet. Bak dikkat et. Şimdi burası da 90. Burası da 90 değil mi? Hocam şunlar hem paralel hem de birbirine eşit. O zaman paralel kenar oldu. Hatta 90 olduğu için dikdörtgen oldu. Yani şunlar paralel oldu. Hatta 5-5-10. Buraya da 10 kaldı. Üst tarafta 10 mu yaptı dikdörtgenden dolayı? Evet. Şimdi yamuğun alanı isteniyor bizden. Alt tavan artı üst tavan 20 artı 10 çarp yükseklik. Yüksekliği de 5 kök 3 bulduk. Böl 2. Şunlar sadeleşse 30 bölü 2'den 15 çıktı. 15 ile de 5 kök 3 çarptığınız zaman kaç çıkıyor? 75 kök 3 çıkıyor gençler. Evet cevabımız böylelikle 75 kök 3. Yani D seçeneği oldu. Ve böylelikle ilk testimizi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı testlerden test 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.